başkalarının hayatından ders çıkararak kendi hayatını tatbik ettin. Sektörde özellikle babamın geçmişi bize bir mirastır. Dürüst olmazsan yok olursun. Kalite, sağlık ve hijyen. Bunlar asla ve asla bizim kırmızı çizgilerimiz. Biz bundan asla ödün vermiyoruz. Herkes kafede oturup latte içmenin derdinde, cappuccino içmenin derdinde, kırmızı et markette yetişmediğini o zaman anlayacaklar. Nasıl ki gazinocular kralı Fahrettin Arslan vardı, ben de Mehmet Emin Arslan, etçilerin kralıyım. Bu krallığımın en büyük sebebi sektörün zorlukları, sektörün problemleri ve sektörün has yapısı. Hem kanlı hem canlı ve heyecanlı bir sektör olduğundan dolayı da bizi de krallığa doğru evrilmesine sebep oldu. Biz bu işe, ben şahsım olarak söylüyorum, babamın hayvan tüccarı olması bizi de bu sektörde çoban olmamıza sebep oldu. Yani ben 7 yaşımda çobanlık yapıyordum. Bütün yazın dağlarda hayvan otlattık, kışın okula gittik. Ve bunun getirdiği hayat mücadelesi, inanılmaz bir mücadeleyle bugünlere gelmemize sebep oldu. Ve bu sektörün en büyük özelliği kurumsallaşma dedikleri, yani daha çok holding ve büyük şirketlerin başaramadıklarını biz başardık. Ve sektörü daha iyi bir noktaya getirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Sektörün gerçekleriyle yüz yüze kaldığımızdan dolayı ve birebir dişe diş, tabiri caizse göğüs göğüse bir mücadeleyle bugünlere gelmemize sebep oldu. Sektörün Türkiye'deki yapısı itibariyle istikrarsızlıktan kaynaklanan problemlerden ve bu istikrarsızlığın sektörün gerçekleriyle bağdaştığından dolayı da biz de bu sektörü en iyi şekilde ve bulunduğu andan itibaren ve bir sonraki adımı tahmin ederek o adımları attık ve çok şükür bugünlere gelmemize sebep oldu. Köyde çobanlıkla başladığımız serüveni daha sonra İstanbul Sütlüce'ye, Sütlüce'den sonra İstanbul Tuzla, Tuzla'dan sonra hem yurt dışı operasyonlar, aynı zamanda Bosna Hersek, Sırbistan, Ukrayna, Polonya, hatta Slovenya, yaklaşık bir yıl Slovenya'da yaşadım, 2 yıl Polonya'da kaldım. Aynı zamanda Bosna Hersek'te 2 yıl kaldım, Sırbistan'da 1 yıl kaldım, Ukrayna'da 2 yıl kaldım. Tüm bunların getirdiği en önemli etkenlerden ve bu yapıyla beraber şimdi de Bursa'dayız. Bursa'da Türkiye'nin en iyi tesisini kurduk. Ve tüm bu sürecin içerisinde hep sektörün öncüsü olduk. Biz Steakhouse işini ilk başlatan, ilk temelini atan firmayız. Ve sürekli Steakhouse yani dediğimiz konseptte 5 tane şube açtık. Bu şubeleri daha sonra devretmek zorunda kaldık. Bazı problemlerden dolayı da. Dolayısıyla sektörde hep öncü olduk ve sektörün en iyilerini yapmaya çalıştık. Steakhouse'u 2006'da başlattığımız, bir tane firmayla beraber başladığımız serüven, daha sonra diğer tanınmış firmalar, yani Türkiye'nin en iyileri diyebileceğimiz, bunlarla beraber başladığımız serüvende bugün hem ihracat ayağında hem Türkiye'deki bu steak işini yapan bütün firmalar bizi bilir. Hepsine steak tedarikçiliği yaptık. Yani bir nevi perdenin arkasında olan bizdik. Onlar perdenin önündeydi. Nasıl ki Fahrettin Arslan'ın bir sahnesi vardı ve bu sahnenin içerisinde işte Muazzez Ersoy, Muazzez Abacı ya da Bülent Ersoy ya da diyebileceğimiz Zeki Müren varken ama sahne Fahrettin Arslan'ındı. Sahne benim değildi. Ben bu sektörde yaptığım işlerle ya en iyi şekilde bunlara tedarikçilik yaptım. Ve halen daha yapmaya devam ediyoruz. Sektörde bu işe başladığımızda hakikaten yokluklar içerisinde başladık. Biz aslen Erzurumluyuz. Erzurum'dan başladığımız serüvende daha sonra İstanbul'a geldiğimizde hep yokluklarla, sıkıntılarla, problemlerle boğuşa boğuşa bugünlere geldik. Çünkü neden? Atamızdan, babamızdan, dedemizden kalan mal, mülk, miras, herhangi bir şey sermaye yaparak gelmedik.
Biz bu sektörde tırnağımızla kazıya kazıya bugünlere geldik. Tümüyle alın teri ve helal kazanç üzerine hep bu kurguyla devam ettirdik. Çünkü sektörde bazı kötü örnekler oldu. Sektörde farklı firmalar, batanlar oldu. Tüm bunları görerek, yani başkalarının hayatından ders çıkararak kendi hayatımızı tatbik ettik. Çünkü başkalarının yaptığı hataları yapmamamız lazım. Başkalarının doğru yaptıklarını örnek almamız lazım. Dolayısıyla sektörde en önemli unsur doğru, düzgün, dürüstlüktür. Ve bu dürüstlük ilkesi üzerinden biz işlerimizi başardık. Etçi markasının ilk kuruluşu 1992 yılı, kendi firmamı kurdum. Emin Ticaret, Mehmet Emin Arslan diye. Şahsıma ait 18 yaşıma bastığım gün kendi firmamı kurdum. Ondan önce ise babamın firması, Ahmet Arslan firmasını kullanıyordum. 18 yaşıma geldiğinde kendi firmamı kurarak, daha sonraki süreçte bugünkü şirketin temeli 2 Ocak 1996'dır kuruluş. Ve bu şirket üzerinden de çok muazzam işler başardık. Çok sendelendik. Yani sektörde tabii ki sıkıntılar oldu, problemler oldu, düştük ama asla ve katta yığılmadık, yok olmadık. Hep sektörde var olduk. Evet, iyi kötü günlerimiz çok oldu ama yine söylüyorum, mücadeleyle hep iyimser tarafını düşünerekten iyi olmasını sağladık. Sektörde özellikle babamın geçmişi bize bir mirastır. Çünkü babam 1970'te başladığı sektörde hiç kimse diyemez ki param kaldı. Hiç kimse diyemez ki alacağım kaldı. Hep doğru, düzgün, dürüst bir ticaret yaptı. Evet, çok para kazanmadık. Çok yüksek paralar, meblağı elde etmedik ama az kazandık, istikrarlı kazandık ve sürekli kazandık. Yani bu sektörün en önemli unsuru dürüstlük. Olmazsa olmazıdır. Dürüst olmazsan yok olursun. Ve bunu hep gördük. Örnekleriyle çok gördük. Dolayısıyla biz de bu mihvalde asla ve kata yanlış bir şey yapmadık. Hep doğruları düzgün, özellikle devlete karşı, millete karşı, aynı zamanda tedarikçiler, yani mal aldığım çiftlikler, hayvan sahipleri, köylü, çiftçi, üretici, aynı zamanda mal sattığım, yani ürün sattığım bütün işte horeka dediğimiz otel, restoran, lokanta, yemek şirketleri, cateringler gibi, bunlarla beraber başarılı bir işbirliği yaptık ve yıllardır aynı firmalarla çalışmaya devam ettik. Ve halen de aynı firmalarla çalışıyoruz. Aslında beraber büyüdük. Onlar da büyüdü. Çünkü partnerlerimiz doğruydu, düzgündü, problemsizdi. Onlar da dürüsttü. Biz de bu dürüstlüğümüzü muhafaza ederek sektörde çok iyi bir yere geldiğimize inanıyorum ve daha da iyi yerlere geleceğiz. Biz tesisimizi Bursa Mustafa Kemal Paşa'da, Türkiye'nin aslında merkezi noktası, yani hemen hemen 200 kilometre alan içerisinde, yani batısı, kuzeyi, doğusu, güneyiyle 200 kilometre alan içerisinde yaklaşık olarak Türkiye'nin toplam et tüketiminin %60'ının tüketildiği bir yerde, aynı zamanda Mustafa Kemal Paşa hem Bursa, Kütahya, İzmir, Manisa, Balıkesir ve tüm Trakya, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ gibi, Çanakkale gibi bütün bu illerden biz hayvan tedariği sağlıyoruz. Yani aslında Mustafa Kemal Paşa hem üreticidir hem de pazar anlamında çok yakın bir coğrafyada hitap ettiği için de biz de burayı tercih ettik ve geldik burada bu tesisi kurduk. Bu tesis 40 bin metrekare alan üzerinde kurulu, 13 bin metrekare kapalı alan olan Türkiye'nin en iyi tesisi, en iyi altyapıya sahip. Özellikle çevresi tümüyle ağaçlandırılmış, peyzaj işini çok muazzam bir şekilde, mükemmel bir şekilde yapılmış ve etrafı yeşilliklerle beraber aynı zamanda güneş enerji sistemi, GES diye projemiz var. Çatıda şu an mevcut. Hem kendi elektriğini kendisi üretebilen, aynı zamanda membran biyoreaktör dediğimiz bir arıtma tesisi, pis su arıtma tesisimiz mevcut. Bununla da beraber muazzam çevreci, sıfır atık diyebileceğimiz bir yapıya sahip
tesisimiz karbon ayak izinin sıfıra indirmeye hedeflediğimiz bir yapıya sahip. Ve bu yapının içerisinde 200 tane personeliyle Türkiye'de hemen hemen lojistik ağıyla en iyi yerlere, en iyi noktalara ürün sevkiyatına devam ediyoruz. Etçi, klasik Türk aile şirketlerinden bir tanesidir. İşte ben ve iki tane kardeşim, aynı zamanda iki tane oğlumla beraber biz bir aile şirketi olarak çalışmaya devam ediyoruz. Aile şirketiyle, el birliğiyle, güç birliğiyle sektörde bir yer ediniyoruz. Çünkü Türkiye'de bu sektörde dediğim gibi kanlı ve canlı ve heyecanlı bir sektör olduğu için başarılı olanların sadece ve sadece aile şirketleridir. Kurumsallaşma asla ve kata kırmızı ette başarı şansı yoktur. En büyük miras dürüstlük. İkinci konu ise yemeyeceğimiz, tüketmeyeceğimiz hiçbir şey asla ve kata üretmiyoruz ve tüketmiyoruz ve tükettirmiyoruz. Yemeyeceğimiz hiçbir şey yapmıyoruz. Yani benim çoluk çocuğumla beraber, ailemle beraber eğer ben bunu gönül rahatlığıyla yiyorsam, helal lokma diye bunu alabiliyorsam dünyadaki bütün insanlar alabilir, herkes yiyebilir. Dolayısıyla bu felsefeyle çocuklarımıza, geleceğimize miras bırakıyoruz. Sağlıklı ve kaliteli et şu demek. Üretimden yani çiftlikten başlayan süreç, daha sonra mezbaha ve bu sürecin tamamının her bir zincirin halkası gibidir. Yani her bir zincir bir şekilde birbirine bağlı olması lazım ve hiçbirinden eksiklik olmaması lazım. Bu zincirin hiçbir halkası kopmaması lazım. Yani çiftlik, mezbaha, kesim, ön soğutma, parçalama, üretim, bu zincirin her bir halkasının çok sağlam olması lazım. Aynı zamanda biz parçalama sisteminde iki tane şey uyguluyoruz. İki tane unsur. Bir tanesi Amerikan tipi parçalama, yani steak ve steak benzeri ürünler çıkarıyoruz. İşte herkesin bildiği New York steak, Dallas steak, T-bone steak, Porterhouse steak gibi bütün bu steakleri Amerikan tarzı etlerde çıkarıyoruz. Böyle yağlı, mermerimsi dokuya sahip, marbling dedikleri o mermer dokuya sahip etlerden çıkarıyoruz. Diğer etleri ise Türk tipi dediğimiz, yani kıyma, kuşbaşı gibi farklı ürünler ise o şekilde çıkarıyoruz. Bizim burada en önemli şey kalite, sağlık ve hijyen. Bunlar asla ve asla bizim kırmızı çizgilerimiz. Biz bundan asla ödün vermiyoruz. Maalesef üzülerek söylüyorum. Ülkemizde bir Afgan çobanı gerçeği var. Yani bugün Türkiye'de Afganlar olmazsa bütün çiftlikler çöker. Maalesef üzülerek söylüyorum ben bunu. Çünkü özellikle yeni nesil hayvan kokuyor. Yani koku var. İşte üstün başın gübre oluyor. Gübrenin bir kokusu var, çiftliğin bir kokusu var. Hiç kimse bunu görmek istemiyor. Herkes kafede oturup latte içmenin derdinde, cappuccino içmenin derdinde. Dolayısıyla bu gençlerimizin önümüzdeki dönemlerde çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşacağımızı, özellikle kırmızı etin markette yetişmediğini o zaman anlayacaklar. Benim tavsiyem özellikle yeni neslin mutlak şekilde sıfırdan başlayıp iyi bir eğitim alıp o eğitimle beraber çobanlığı harmanlamaları lazım. Çünkü ilim ve fen çok önemlidir. Yani bilimsel yapılması lazım. Artık babadan oğula, yani atadan dededen kalma bir iş olmaktan çıktı. Hani Mevlana Hazretleri diyor ya, dün dünde kaldı cancağızım, yeni şeyler söylemek lazım. Aslında sektörde yeni şeyler söylememiz lazım. Bunun için de var gücümüzle hem eğitim anlamında, hem iş anlamında, hem öğretmeye çalışıyoruz. Kendi insanımızı en iyi şekilde eğitmeye çalışıyoruz. İnanın eğitecek adam bulamıyorum. Çalıştıracak insan bulamıyorum. Bu da beni çok üzüyor.